Partisi'nin bayramlaşma programında konuşma gerçekleştiren AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, önce kamu ve özeldeki FETÖ operasyonlarına değindi. Operasyonlarla ilgili olarak kurunun yanında yaş dayanmış olabilir diyen Özdağ, suçsuz kişilerin devlet tarafından er ya da geç tespit edileceğini söyledi. Kurunun yanında yaş dayanmış olabilir. Devlet refleksi gösteriyor. Devlet refleks gösterirken zaman zaman mağdurlar olabilir. Ama o mağdurlar emin olsunlar ki eğer suçsuzlarsa bu devlet hiçbir suçluyu, suçsuzu kesinlikle mağdur etmez. Bir gün hak tecelli eder kardeşlerim. Onlara sabır tavsiye ediyorum. Onlara diyorum ki dilekçelerinizi yazın, mahkemelere gidin. Eğer suçsuzsanız bu Fethullahçı terör örgütüyle 17-25 Aralık'tan sonra bunlarla bir ilişkiniz yoksa, darbe girişimini tasvip etmediyseniz, darbe girişimine karşı meydanlarda kafa tuttuysanız, çelinç yaptıysanız bu devlet mağduriyetinizi giderir. Adalet ve hukuk herkese lazımdır. O nedenle bu mağdur olan kardeşlerimiz varsa, arkadaşlar varsa, vatandaşlar varsa ki vardır, memur olanlar vardır, işçi olanlar vardır, öğrenci olanlar vardır, esnaf olanlar vardır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için hükümetimiz bir diğer yandan, Adalet Bakanlığımız, adalet mekanizması bir diğer yandan mutlaka çalışma yapacak kardeşlerim. Ondan emin olun. Ama suçlu olanlar da en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Çünkü egemen güçlerin taşeronluğunu yaptılar. Özdağ ayrıca hükümete dönük orduya FETÖ'cüleri siz soktunuz eleştirilerine karşı çıktı. FETÖ'cülerin ordu içine sızmasının nedenini açıklayan Özdağ, ordu içinde türbana, namaza ve dine karşı savaş açmış askerlerin FETÖ yapılanmasının hesap yapmasına neden olduğunu söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi veya ondan önceki Özal dönemindeki partiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunların yapılanmasına müsaade etmişler. Hayır, müsaade etmedik. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunanların bazıları, özellikle kim din diyorsa, kim başörtüsü diyorsa, kim sakal diyorsa, kim namaz diyorsa onlara karşı çıktılar. Eğer siz karşı çıkarsanız, eskiden orada imamlar vardı biliyorsunuz. Subay imamlar. Subaydı adam ama ilahiyat fakültesi okumuştu. Onları kaldırdılar 12 Eylül 80 ile beraber. Kim ki Allah diyor, engelliyorlar. Çocuğunun yemin törenine gelecek başörtülü bir anne giremesin diyorlar. Sakallı bir amca içeri giriyor, 28 Şubat'ta hatırlayın, giremezsin diyorlar. Eğer siz dini yasaklarsanız, inançları yasaklarsanız birileri orada gizli gizli hesap yapmaya başlar. Birileri takiye yapmak ister ve bunun bedelini de işte hep beraber ödemiş oluruz. Türk Silahlı Kuvvetleri kimsenin arka bahçesi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri 78 milyonundur. Her mezhepten, her meşrepten, her ekolden insanlar girer. Orada şerefli bir şekilde tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan diyerek namusumuzu korur, onurumuzu korur, vatan topraklarını korur. Özdağ ayrıca seçimle ilgili öngörülerini de paylaştı. 2018 yılında seçim olacak gibi gözüküyor. 2019'da Cumhurbaşkanlığı, 2020'de de milletvekili olacak gibi gözüküyor. Yeni bir değişiklik yapıldı. Yazım aşamasında ardından liderlere söylenecek ve ardından da bu mecliste onaylanacak. Anayasa değişikliğine ihtiyacımız var. Bunu yaparsak 2018 yılında bir seçim kapımızı bekliyor. 2018 Ekim yerel yönetimler seçimi. Allah yar ve yardımcımız olsun.